Esselamu Aleyküm. Evet sevgili dostlar. Esmal Hüsna video serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya Hamid Celle Celaluhu. Rabbimizin en çok övülen ve övgüye de layık olan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Hamid ismi şerifinin sırları. Bir kul güzel ahlak sahibi olup bir ömür boyu övülmek ve sevilmek istiyorsa bu ismi şerifi her gün ya hamid diyerek 68 defa zikreder. Bu ismi şerifi her gün sabah namazının farzından sonra ya hamid diyerek 68 defa okumaya devam eden kişiler zengin denilecek kadar maddi bakımdan iyi olurlar bütün insanlar tarafından saygı görülmek isteniyorsa Ya Hamid diye günlük 68 defa okunarak zikredilir. allah Teala tarafından hem maddi hem de manevi olarak güç kazanmak için Ya Hamid diyerek günde 68 defa zikredilmeye devam edilir. Allahü Teala Hazretlerinin salih kullarının arasına girmek için her gün farz namazlarından sonra yüz defa Ya Hamid diyerek zikredilmeye devam edilir bir kağıda safran mürekkebiyle ya hamid esmasını yazıp sonra bunu suya koyup bu suyu da ağzı bozuk olan birisine içirilirse Allah'ın izniyle o kişinin ağzı düzelir. Sabah namazından sonra 99 defa ya hamid ismi şerifini okuyup iki eline üfleyip sonra ellerini yüzüne süren kimsenin yüzü nurlu olur.'' Sabah ve akşam namazından sonra 66 defa Ya Hamid ismi şerifine devam eden kimsenin sözleri, fiil ve hareketleri güzelleşir. Ya Muhsi Celle Celaluhu Rabbimizin yarattığı her bir şeyin adedini bilen, bütün söz ve davranışları sayan, tespit eden manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Muhsi ismi şerifinin sırları Zekanın kuvvetli olması için El-Muhsi ismi şerifini günlük 148 defa okunmaya devam edilir. Günlük 5 vakit namazların akabinde 148 defa La ilahe illallahül muhsi şeklinde zikretmeye sürekli devam edilirse bu kişinin sözü bütün herkese karşı geçerlilik hükmünde olur. 30 gün boyunca 148 defa Ya Muhsi şeklinde zikreden kişinin bedeninde ne gibi bir hastalığı varsa Allahu Teala onu bu hastalığından şifaya kavuşturur. Ya Muhsi ismi şerifi 10 lokma ekme 20 defa okunarak bu lokmayı yiyen kişi o kimseye karşı itaatkar olur. Geceleri yalnızlıktan korkan kimse 148 defa Ya Muhsi ismi şerifini zikre devam ederse korkuları izah ile olmuş olur. Ya Mübdi Celle Celaluhu Rabbimizin yarattığı bütün mahlukatı hiç örneği olmadan ve sanatlı bir şekilde ilk defa ilk önce yaratan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Mübdi ismi şerifinin sırları her yaptığımız işte muvaffak olmak için günlük bu ismi şerifi Ya Mübdi diyerek 57 defa okunur. Ya Mübdi ismi şerifini her gün 56 defa okuma devam eden kimse rüyalarında her istediğini görür. Ya Mübdi ismi şerifini her daimi zikreden kimseler hikmete erişir. Hikmetli sözler sarf ederek konuşmaya başlarlar. Mana aleminde de bazı gizli iş ve sırlara vakıf olurlar kaybolan bir kişi varsa evinin dört bir köşesine günlük bu ismi şerifi yedi gün boyunca yetmiş defa ya mübdi diyerek okursa o kişi en kısa zamanda sağ salim evine döner. Hamile bir kadın düşük tehlikesi yaşıyorsa bu ismi şerifi ya mübdi diyerek 99 defa okumaya devam ederse çocuğunu düşürme tehlikesinden kendini koruma altına almış olur. Ya mu'idi celle celaluhu Rabbimizin mahlukatı hayattan sonra ölüme, öldükten sonra da tekrar hayata döndüren manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Mu'idi ismi şerifinin sırları Kaybedilen şeyleri geri kazanmak için günde 124 defa Ya Mu'idi diyerek bu ismi şerif okunur. Günlük 124 defa Ya Mu'idi ismini devamlı çekmeye devam eden kimseler psikolojik sıkıntılardan kurtulurlar. Devamlı rüyalarında korkunç rüyalar gören kimseler bu ismi şerefi ya mu'id diyerek günlük 124 defa zikredip okumaya devam ederler. Bir işi bozulan kimse 7 gün sabah namazının ardından 124 defa ya mu'id ismi şerifini zikrederse bozulan işi yoluna girer. Ya muhyi celle celaluhu Rabbimizin yoktan var eden, dirilten, hayat veren, ölümden sonra tekrar dirilten manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Muhyi ismi şerifinin sırları İşlerinde başarılı olmak için bu ismi şerif Ya Muhyi diyerek günde 68 defa zikredilir. Kalbin ve vücudun diri olması için bu ismi şerifi günlük 68 defa Ya Muhyi Celle Celaluhu diyerek zikredilir. Hastalıklara şifa için bu ismi şerif günde 68 defa ya muhyi diyerek zikredilmeye devam edilir. Bu ismi şerif günde 68 defa ya muhyi diye kendine çekmeyi virt edinenlerin kalpleri nurla dolduğu gibi yanlış ve kötü her şeyden de uzaklaşırlar. Günde 68 defa ya muhyi ismi şerifini zikre devam eden kimse haksız yere hapse düşmüşse kısa zamanda oradan kurtulur. Bir düşmanının kendisine kötülük yapmasından korkan kimse ya Muhyi ismi şerifini bir ekmek üzerine 68 defa okuyup yerse kendine yapılacak kötülüklerden muhafaza olur. Ya Mümit Celle Celaluhu Rabbimizin insanları ve tüm canlıları öldüren manasına gelen ismi şerifidir. Ya Mümit ismi şerifinin sırları Kötülüklerden vazgeçip haram olan şeylere bakmamak için bu ismi şerifi her gün 490 defa ya mümit şeklinde zikredilmeye devam edilir. Nefsini kötülüklerden korumak için bu esma zikri 490 defa ya mümit diye sürekli zikredilmeye devam edilir. Ya mümit ismi şerifini 490 defa sürekli çekmeye devam eden bir kimse manevi bir hale bürünür, maneviyatı güçlenir. Ya Hay Celle Celaluhu Rabbimizin gerçek hayat sahibi olan diriliği insanların ve diğer mahlukatın diriliğine asla kıyas edilemeyen manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Hay ismi şerifinin sırları Sözün tesirli olması için ve herkesten tazim görmek için bu ismi şerifi günlük Ya Hay diyerek 324 defa zikredilmeye devam edilir şifa için Ya Hay ismi şerifini günlük 18 defa zikredilir. Ya Hay ismini günlük 324 defa zikretmeye devam eden bir kul daima sağlık ve afiyet içinde olur. Devamlı bitkin, halsiz, yorgun olan kimselerin pozitif bir enerjiye sahip olmak için bu ismi şerifi günlük olarak Ya Hay diye 324 defa çekmeye devam ederler. Kişi seher vaktinde bu ismi şerifi 324 defa ya hay diyerek sürekli zikretmeye devam ettiği takdirde kimin kalbini kazanmak istiyorsa onun kalbine girmeye başarır. Her gün ya hay ismi şerifini zikretmeye devam eden kimse herkesi tesir altına alma gücüne sahip olur. Güzel bir hayat geçirir, ömrü uzun ve afiyet üzere olur. Ya kayyum celle celaluhu Rabbimizin varlığı kendi kendine kaim olan, var olmak için başkasına muhtaç olmayan, her şeyin var olması O'nun varlığına bağlı olan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Kayyum ismi şerifinin sırları Unutkanlıktan kurtulmak için bu esma zikri günlük Ya Kayyum diyerek 156 defa zikredilir. Günlük beş vakit farz namazları sonrasında bu esma zikrini Ya Kayyum diyerek 156 defa zikreden bir kimse geçim sıkıntısı yaşamaz, zorluklar ona kolaylaşır ve insanlar da onu sever, sayar. Bu esma zikri günlük Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Allahu la ilahe illa ente diyerek 41 defa okursa o kişinin kalbi gaflette kalmaz. Allah Azze ve Celle onu gafletten koruyup aklını ve kalbini dirilişe geçirir. Bu ismi şerifi Ya Kayyum diye günlük 156 defa çekmeye devam edenlerin Allah'ın izniyle hayır üzere olan her istekleri yerine gelir. Bu ismi şerifi Ya Kayyum diyerek sürekli zikretmeye devam edenlerin rızıkları geniş olur, Allah tarafından o kişiye yüksek makamlar verilir. Bu ismi şerifi ya hayyu ya kayyum diyerek günlük 870 defa okumayı kendine virt edilenlere Yüce Allah o kişiye aklının alamayacağı kadar çok güzel mükafatlar verir. Devamlı kendisinde uyku hali olup bu halden kurtulmak isteyen kimse günde 156 defa ya kayyum ismi şerifini zikrederse bu halden kurtulmuş olur. Ya vacid celle celaluhu Rabbimizin kendisine darlık, acizlik ve fakirlik arız olmayan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya vacid ismi şerifinin sırları. İş arayıp da bulamayanlar için bu esma zekri günlük, 5 vakit farz namazlarından sonra 196 defa ya vacid diyerek okunup peşinden de Rabbimize bu hususta dua edilir. Evden giden birinin dönmesi için Evden kaçan kişinin geri gelmesi için bu ismi şerifi 7 gün boyunca her farz namazları sonrasında bu esma zikri 140 defa ya vacit diye okunduktan sonra dua edilir ve Allah'ın yardımı ve inayetiyle o kişi evine geri döner. Kaybolan eşyayı bulmak için bu esma zikri günde 196 defa ya vacit diyerek okunmaya devam edilir. Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu esma zikri 196 defa ya vacit diye zikretmeye devam eden kimsenin imanı ve takvası artar, her daim sıhhat ve afiyet üzere olur. Ya macidi Celle Celaluhu Rabbimizin sonsuz şan, şeref ve yücelik sahibi, kerem ve ihsani cömertliği bol olan manalarına gelen ismi Şerifidir. Ya Macid ismi şerifinin sırları Kalplerin nurlanması için bu esma zikri günlük 48 defa ya macid diyerek zikredilir. Kazancın bolluğu için bu ismi şerif 48 defa ya macid diyerek zikredilmeye devam edilir. Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu esma zikri 48 defa ya macid diye zikredenlerin malında mülkünde artış olur ve sözü her taraflarda geçerli bir kimse olur. Ya Macit ismi şerifini yatağa yatmadan önce yüz defa okuyan bir kimse rüyada görmeyi arzu ettiği muradını görmeye nail olur. Bu ismi şerifi Ya Macidi diyerek çokça sürekli zikretmeye devam eden bir kimse ilminde artış olur, yüzünün de kalbinin de nurlanmasına vesile olur. Ya Vahid Celle Celaluhu Rabbimizin tek olan, ikincisi olmayan, çoğalmayan, çoğalma kabul etmeyen, herhangi bir ortağı ve örneği bulunmayan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Vahid ismi şerifinin sırları Düşmanlardan korunmak için El Vahid ismi şerifi günde 19 defa zikredilmeye devam edilir. Günlük 5 vakit farz namazları sonrasında bu esma zikri Ya Vahid diye 63 defa zikretmeye devam eden bir kimsenin kalbi nurlanır, rızkı çağılır, insanlar tarafından sevilir ve sayılır her türlü muradına, dilek ve isteğine kavuşmak için bu ismi şerif ya vahid diyerek bin defa günlük okunur. Zalimin şerrinden korkan kimse öğlen namazından sonra 500 defa ya vahid ismi şerifini okumaya devam ederse o zalimin şerrinden emin olur. Allahu Teala sıkıntısını feraha tebdil eder. Günde 19 defa ya vahid ismi şerifini zikreden kimse masivayı terk eder ve kalbi Allahu Teala'nın nuru ile aydınlanır. Matlubuna vasıl olur, izzet, vakar, heybet sahibi olur ve insanlar tarafından sevilir sayılır. Rabbimizin herkesin kendisine ihtiyaç duyduğu, kendisi ise kimseye ihtiyaç duymayan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Samed ismi şerifinin sırları hiç kimseye muhtaç olmamak için bu esma zikri günlük 5 vakit farz namazları sonrasında Ya Samet diyerek 134 defa zikredilmeye devam edilir. Açlık hissi duymamak için Ya Samet ismi şerifi her gün 134 defa okunmaya devam edilir. Seher vakti bu esma zikri Ya Samet diye 125 defa zikredilirse kişide sıdk alametleri hasıl olur açlık hissi duymaz sabah namazı öncesinde secdeye kapanarak Ya Samed diye 115 defa okunursa varsa tüm düşmanları karşısında üstün bir kişi olur. Günlük İhlas Suresini 66 defa okuyup sonrasında 134 defa Ya Samed ismi şerifini okursa okuyan kimse muradına nail olur, ömrünce rahat içinde yaşar. Ya Kadir Celle Celaluhu Rabbimizin her şeye gücü yeten sahip olan, her şeyi belli bir plan ve ölçüye göre takdir eden manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Kadir ismi şerifinin sırları Düşmana karşı zafer kazanmak için bu esma zikri Ya Kadir diyerek her gün 305 defa zikredilmeye devam edilir. Bu esma zikri zikir saatlerinde, zikir adedince, zikir günlerinde biz bu saatleri ve günleri ne zaman nerede dua edelim adlı videomuzda açıklamıştık. Eğer izlemediyseniz bu videomuzu izleyip oradan bilgi alabilirsiniz. Ya Kadir diyerek günde 305 defa zikreden bir kimsenin özlemini çektiği biri varsa ona kavuşur. Bu esma zikri Ya Kadir diyerek günde 305 defa kendine okumayı vird edinen kimselere Allahu Teala yaşamında birçok mucizelere eriştirir. Hastalıklardan korunmak için bu ismi şerif Ya Kadir diyerek günde 305 defa okumaya devam edilir. İnsanları etkisinin altına almak için bu ismi şerif Ya Kadir diyerek günlük 305 defa okunur. Ya Muktedir Celle Celaluhu Rabbimizin her şeye karar veren, her şeyi belirleyen, her şeyin üzerinde otorite sahibi olan manalarına gelen ismi şerifidir. Ya Muktedir ismi şerifinin sırları. Günlük beş vakit farz namazlarından sonra bu esma zikri Ya Muktedir diyerek devamlı zikreden bir kimse her yaptığı işlerinde başarılı olduğu gibi herkes tarafından sevilir ve sayılır. Bir kul sabah uykudan uyandığı vakitte bu ismi şerifi ya muktedir diyerek yüz defa zikrederse unutkanlık acizliğinden kurtulmuş olur hasta olan bir kişiye ya muktedir ismi her gün bir bardak suya 744 defa okuyup içirilirse hasta olan kişi kısa zamanda hastalığından şifaya kavuşur. Ya muktedir ismi şerifini çekmeyi kendine virt edinen bir kul her türlü cin, şeytan ve insan şerrinden muhafaza olur. Ya muktedir ismi şerifini her daim zikreden bir insan gaflet uykusundan uyanmasını sağlar. Evet sevgili dostlar. Bu gibi güzel bilgilerin paylaşılmasını, yayılmasını istiyorsak kanalıma abone olup beğeni de atarsanız bu işte bize destek olmuş olursunuz. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir başka güzel videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.